Merhaba sevgili izleyiciler. İkinci bölümle karşınızdayız. Geçen bölümde biliyorsunuz biraz genel değerlendirmeler yaptıktan sonra bu bölümde de siyaset için kişiler mi, partiler mi önemli konusunu konuşacak idik. Ben şahsi görüşümü belirterek biraz da açarak konuyu fikrimi beyan etmek isterim bu anlamda. Keza daha önceki örneklerine bakarsak siyasetin aynı kulvarda yarışan insanları bile, yani aynı partide aynı çatı altında yarışan insanların bile icraatlarının fark ettiğini, dolayısıyla çok kısa süre hizmet eden birisiyle çok uzun süre aynı makamda kalan, yani mevkileri aynı olan, bakanlık olan ya da başbakan yardımcı olan insanların hizmetlerinin çok ayrıştığını gördük. Bunun en somut örneği de geçtiğimiz günlerde adaylığı açıklanan İdris Naim Şahin örneğidir ve diğer bakanlarla karşılaştırıldığında da şahsın öneminin ne kadar icraatlarına yansıdığını gösteren en büyük etmendir. Bir örnek daha verecek olursak, biraz aykırı olmasına rağmen genel siyasetten, yani hükümet siyasetinden, parti siyasetinden vermek isterim örneği. Makamları aynı olmasına rağmen Sayın Cemal Enginyurt'la diğer milletvekillerinin nasıl ayrıştığını, üstelik iktidar vekillerinin sayıca çok fazla olmasına rağmen temsilde Cemal Enginyurt'un ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüzde ordunun derdine, ordunun ihtiyaçlarına en çok eğilen ya da onları en çok dillendiren, belki yürütmede çok güçleri yok bir AK Partili kadar Cemal Enginyurt'un söylemleri sonuca gitmeyebilir. Ama her ne olursa olsun bu bağlamda vatandaşın hakkını savunan, dertlerini dillendiren bir vekil olarak kişilerin nasıl ayrıştığının çok net örnekleridir diye düşünüyorum. Bu yerel yönetimlere gelince çok daha somutlaşıyor. Yani yerel yönetimlerde yerel bütçeler, belediye bütçeler sabit, standart, kişiye göre değişken değil. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi İsa'ya göre farklı, Musa'ya göre farklı olmayacak. Yani o koltuğa AK Partili birisi oturursa 20 milyon, CHP'li birisi oturursa ya da Saadet'ten birisi oturursa 15 milyon almayacak. Ödenek neyse aynı ödeneği alacağı için kişinin hizmet kapasitesi, iş yapabilme kapasitesi, liyakati, yeterliliği, yönetme becerisi devreye girecek ve sonuca direkt etki edecektir. Dolayısıyla bu anlamdan bakıldığı zaman siyaseten genelde bile, yani hükümet seçerken bile yeterlilik sahibi insanların siyasete girmesi ve seçmenler tarafından seçilmesi önem arz ettiği kanaatindeyim. Bu yerel seçimlerde çok net bir şekilde kişiye oy atılması anlamına gelir. Parti takım tutar gibi parti tutmak ya da bir camianın peşinden isim yanlış olsa da, yani aday gösteren isim yanlış olsa da devam edip gitmek ya da gözü kapalı tek bir partiye oy atmak çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Nitekim geçtiğimiz dönemlerde yerel yönetimlerde özellikle gördük. Yukarıdan tepeden inme getirilen adayların çok da başarılı olmadığını, yerel yönetimlere çok da adapte olamadığını, çok da iyi işler çıkartamadığını gözlemledik. Üstelik geçirdiğimiz siyasi döneme bakarsanız, orada geçirdiğimiz siyasi döneme bakarsanız çok huzursuz olduğumuz, çok iyi zaman geçiremediğimiz bir dönem oldu. Orada açısından da çok şanslı bir dönem olduğunu söyleyemeyeceğim. Keza ne yapıldıysa zaten Enver Bey döneminde yapıldı. Ondan sonra kaldı. Enver Bey de biliyorsunuz nasıl ayrıldı, neler yaşadık, neler gördük. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yapınca, geriye dönük bu değerlendirmeyi yapınca kişilerin ne kadar önemli olduğunu, o makamlara oturan kişilerin ne kadar önemli olduğunu, milletin adamı olması gerektiğinin çok net altını çizmek gerekir. Ben bu seçimde, özellikle yerel seçimlerde iş yapacak kişiye, hizmet yapacak kişiye, vatanını milletini seven kişilere oy verilmesini özellikle rica ediyorum. Ahlaklı kişilere çok önemli. Siyasi ahlak ve kişisel ahlak. Ahlaklı kişilere oy verilmesi gerektiğini kesinlikle rica ediyorum. Çalınmadığı sürece, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde hırsızlık, yolsuzluk, rant yapılmadığı müddetçe bu bütçenin her hizmete yeteceğini de biliyorum. Dolayısıyla buraya gelecek insanlar, düzgün insanlar olarak seçersek, çevresinden ya da kendisine rant devşirecek insanlar yerine topluma hizmet sağlayacak, Ayvaslı'ya, Kuşa, Mesudiye'ye hizmet sağlayacak insanlardan oluşmasını sağlayabilirsek, ordu hak ettiği yere, layıkıyla gelecektir diye tahmin ediyorum. Bir sıcak gelişme var. Bu gündemimize almayacağımız bir şeydi ama gelişen olaylara göz önüne, gelişen olaylara baktığımızda konuyu değerlendirmemek çok mümkün değil. İdris Naim Şahin adaylığı açıklanmıştı Çarşamba günü. Daha doğrusu Perşembe günü açıklanacağı Çarşamba'dan belirtilmişti. Ve enteresan bir şekilde adaylığı il başkanlığı açıkladı.
Yani çok alışkın olmadığımız bir durum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını il başkanı açıkladı. Ve daha sonra genel merkezin açıklama geleceği söylendi. Genel merkez açıklamayı yaptı. Yazılı yaptılar açıklamayı. Her şeye rağmen arkasında duracağız diye de bir ibare koydular açıklamanın altına. Ama saatler geçtikten sonra anlaşıldı ki bir sıkıntı var ve o sıkıntının neticesinde de akşam saatlerinde Meral Akşener'in Mersin'deydi zannedersem yaptığı bir televizyon programında İdris Naim Şahin bizim adayımız değil diyerek kamuoyuna duyurduğu çok saçma sapan bir durum ortaya çıktı. Öyle ki parti, siyasi parti yani bu nasıl bir durumdur? Etik ahlak kurallarına ne kadar uygundur? Siyasi ahlak kurallarına ne kadar uygundur? Bununla, bu açıklama yapan insanların orada oturması ne kadar doğrudur artık tartışılır. Belli ki kendi işlerinde sorun var. Belli ki kendilerini yönetmekten aciz insanlar Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar, kalkıyorlar. Dolayısıyla bu siyasi erdeme sahip insanların Türkiye'yi yönetmek gibi bir gayeler, amaçları olamaz. Yani İYİ Parti'nin bence ömrü çok uzun olamaz. Çünkü bu Türkiye'ye katacağı çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Yaşananlara bakınca özellikle yani Ordu'da İdris Naim Şahin gibi marka bir adamı, seçimi kazanması garanti olan bir adamı aday göstermemek, desteklememek, bunun da arkasına sığındıkları mazeretle zaman darlığından diye belirtmek herhalde çok aptalca, buna kargalar bile güler. Kaldı ki peşinden de hemen diyor ki bir başka aday göstereceğiz. Madem zaman kısa, bir başka aday göstermek nedir? Onu da düşünmek lazım. İdris Bey Ordu'ya mal olmuş, Türkiye'ye mal olmuş iyi bir siyasetçi, ciddi bir siyasetçi. Bu Ordu'da hangi hizmet varsa onun altında İdris Bey'in imzası var. İYİ Parti'de özellikle Musavat Dervişoğlu'nun bu konudaki çıkışını düşününce yani İzmir'de Tunç Soyer'i destekleyip Ordu'da İdris Naim Şahin'i FETÖ'den desteklememek nasıl bir siyasi öngörüdür, nasıl bir siyasi bilimdir, neye hizmet etmektir çok düşünmek lazım üzerinde. Dolayısıyla bu adamların ne devlete ne millete hayır olur, faydası olur. Bence İYİ Parti'nin il teşkilatlarının muhakkak istifa etmesi gerekir idi. Yalnız bir detay da İYİ Parti'de dün akşam bir milletvekilinin söylemleri çok dikkat çekti. Eğer dedi bir adam FETÖ'cü ise bu zamana kadar neredeydiniz? Değilse niye şimdi müdahale ettiniz? Kısaca buydu söylemleri. İdris Naim Şahin görevden alınalı 5 yıl olmuş. 5 yılda hakkında ne soruşturma var ne kovuşturma var, bir sıkıntı yok. Dün adaylık açıklamasından sonra hatırlayın, bütün ulusal kanallar dakikalarca yayın yaptılar. Dediler ki zaten kazanamıyor, aday olması bir anlam ifade etmez ama saatlerce yayın yaptılar. Peki mübarek, zaten kazanamayan bir adama bu kadar niye zaman ayırdınız? Niye bu kadar üstüne düştünüz? Düşünmek lazım, sormak lazım. Orduların da bunu düşünmesi lazım. Yani dönen dolabı, düzeni orduların düşünmesi lazım. Üzerine kafa yorması lazım. Bu normal şeyler değil bunlar. Yani hangi aday için bütün ulusal kanallar devreye girdi şimdiye kadar da yorum yaptılar, hakkında haber yaptılar, soruşturma, kovuşturma yaptılar, gümbür gümbür konuştular. Hangi aday için şimdiye kadar bu tarz bir işlem yapıldı? Dolayısıyla İdris Naim Şahin sıradan bir aday değildi ve kazanacağını gördükleri için de bu hamleleri yaptılar. En sonunda da büyük hamleyi muhtemelen arkasında açığı olan İYİ Parti'ye yaptılar ve onlar da geri vites yaparak hem Ordulu'yu hakaret ettiler hem de İdris Naim Şahin'e yapılmayacak bir terbiyesizlik, saygısızlık yaptılar. Ben ümit ediyorum ki milletimiz bunları değerlendirecektir. Bu şu demek değildir. Yani gidip başka bir yere yatın, CHP'ye yatın mesela, bu mantıkla konuşmuyorum tabii ama bazı şeyleri görmek lazım. Eğriyi doğruyu görmek lazım. Yani CHP'nin adayının seçimdeki durumu belli. Alacağı oy sayısı maksimum belli. Eğer bu aday çıkmazsa Hilmi Bey'in seçiminde ne kadar kolay olacağı belli. Açık ara farklı. Çok açık ara farklı alır. Dolayısıyla bizim düşüncemiz şu. Yani bunları söylerken vatanı milleti seven iyi derecede birkaç tane insan yarışsın. En azından 2-3 insan yarışsın. En azından 2 tane insan olsun. Yani bu hizmet devlet millete hizmet edebilecek, ilimize hizmet edebilecek en azından 2 tane kaliteli siyasetçi olsun ki millet oy atabilsin, tercih yapabilsin. Şimdi dayatmayla, zorla bir adamı milletin önüne koyup üstelik karşılık olmadığını göre göre, yani insanlarda karşılık olmadığını göre göre zoraki sandığı adamları itiklemek çok doğru değil. Ben en kötü ihtimalle, yani bu seçim bu şekilde giderse bile seçime katılımın çok az olacağı kanaatindeyim. Yani oy katılım sayısının
480 bin, 500 bin civarındaki oy katılım sayısının 350-370 bin civarlarını geçmeyeceğini düşünüyorum. Bu manada da muhakkak bir hamle gelecektir, siyasi bir hamle gelecektir. Çünkü bu kadar boş bırakılan bir saha çok mümkün değil seçime götürülmesi. Muhalefet varsa, gerçi bu ülkede muhalefet var mı diye de sorgulamak lazım. Yapılan işlere bakın. Yıldız Naim Şahin CHP'den aday gösterilseydi baştan, tek aday çıksaydı zaten seçimi direkt kazanıyordu. Olmadı, CHP aday çıkarsaydı, pasif bir aday, İyi Parti'den çıksaydı yine kazanıyordu. CHP orta düzey bir aday çıkardı, seçimi kazanması mümkün değil ama düşük profilli bir aday da değil. İyi Parti'den aday gösterildi, buna rağmen adamın bütün anketleri olumlu. Şimdi oradan da geri test yaptırıldı. Şimdi burada muhalefet varsa eğer, seçim kazanmak gerekiyorsa ya da seçim kazanmaksa eğer, bunların amacı iktidar olmaksa, muhalefet böyle mi yapılır? Yani Türkiye'nin her yerine çıkarttıkları adaylara bakınca aslında onların muhalefet yapmak gibi bir dertleri, sorumluluklar ya da bir görev üstlenmek gibi, ülke hizmet etmek gibi görevleri, sorumlulukları yok. Sadece karalamak. Yani doğru da olsa yanlış, yanlış da olsa yanlış demek. Her şeye itiraz etmek, muhalefet yapmak gibi bir figürleri var. Zaten o yüzden halkta karşılıkları yok. Zaten o yüzden bu millet bu insanları bir yere getirmiyor. Hep muhalefette kalınıyor mahkumlar. Çünkü bu yapı, bu kafa, bu zihniyet bir yere gelmesi mümkün olmayan bir zihniyet. O yüzden AK Parti sürekli çekedini de koysa kazanıyor. Yani yukarıdan kim getirirse getirsin, toplum önüne kimi koyarsa koysun kazanıyor. Çünkü bunların siyasi bakışı, siyasi söylemleri millette karşılık bulmuyor, bulmaz. Şimdi bu tarz bir eylem yapan siyasi partinin, yani İyi Parti'nin yaptığı, Yeliz Naim Şahin'in yaptığı olaydan bahsediyorum. Halkta karşılık bulması, orduda karşılık bulması mümkün mü? Sen ordulara, orduların istediği adayı vermeyerek, üstelik önce gösterip sonra geri çekip hakaret ederek bir yapılanma sağlamaya çalışıyorsan, bu ne orduda yer ne Türkiye'de, hiçbir yerde yemez. Dolayısıyla muhalefetin olmadığı bir ülkede siyaset yapılıyor. İnşallah sonu hayır olur diye temelinde bulunalım. Ben inanıyorum ki bu seçimden sonra muhakkak güçlü bir akım, iyi bir siyasi akım çıkacaktır. Ve milletin ihtiyacı olan o doğru siyaseti, doğru muhalefeti muhalefet olarak yapacaksa eğer, iktidar olarak yapacaksa da başka bir şey tabii, değişiklik olacaksa, yani ondan bahsediyorum. Yapı sağlayacaktır diye, açıkları kapatacaktır diye tahmin ediyorum. Keza bir adamın her şeyi yanlış olmaz. Keza bir adamın da her şeyi doğru olmaz. Muhalefettekilere kalsa iktidarın her şeyi yanlış, iktidara kalsa muhalefetin her şeyi yanlış. Dolayısıyla bu siyasetten bir şey çıkmayacağı belli zaten. Düzen böyle devam eder gider. Ama Yıldız Naim Şahin olayında yapılan terbiyesizliğin, hadsizliğin, saygısızlığın tekrar üzerine basmak istiyorum. Biz Yıldız Naim Şahin'i ordulu olarak seviyoruz. Yıldız Naim Şahin ordu aşığı bir adam. Dolayısıyla orduya gelmesi de orduya çok şey katacak idi. En azından yarışması çok şey katacak idi ordulara, orduya, hizmetten yana. Dolayısıyla gelmeliydi, aday gösterilmeliydi. Bu tarz oyunlarla en azından engellenmemeliydi. Yani parti, eyvallah, Yıldız Bey partinin stratejisine uymayabilir, yürütmesine uymayabilir ya da politikalarına uymayabilir. İdris Bey aday gösterilmez, baş tacı, sıkıntı yok burada, ama önce aday gösterilip de sonra korkudan adayı geri çekmek ya da buna alet olan insanlar, yine söylüyorum, mesela Tunç Soyer gibi adamı destekleyip de İzmir'de orada İdris Naim Şahin'i desteklememek, bu vatan hainliği olur. Yani bana sorarsanız vatan hainliğidir. O yüzden bu insanların şapkalarını önüne koyup o oturdukları koltukları işgal etmeksizin, bu milletin, devletin paralarını, maaşlarını almaksızın bir an önce gidip işlerine bakmaları gerekir. Bu siyasetten uzaklaşmaları gerekir. Siyasete artık düzgün insanlar yapması gerekir. Ahlaklı insanların, dürüst insanlar yapması gerekir. Ümit ediyorum ki bu insanlarla siyaset en kısa zamanda buluşur. Bir sonraki programda görüşmeyi temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.